Otomobil sektöründe yeni bir çevre güvenlik kuralı yasası öne sürüldüğü takdirde, öne sürülürse yöneticiler şirketin para kaybına uğrayabileceğini, şirketin maddi zarara uğrayacağı yönünde uyarıda bulunuyorlar. Arkadaşlar ifte if kuralları geçerliydi. Peki hemen burada temel cümlenin simple present olduğunu görüyoruz. O zaman if'li kısmı da arkadaşlar simple present pasif şekilde doğru cevap diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Kurgu zevkten daha fazlasını vermezse, yani okuyana zevkten daha fazlasını sunmazsa bir çalışma alanı olmayı hemen hemen hak etmiyordur. Hak etmiyor. Peki arkadaşlar, zevkten daha fazlasını, yani okuyanı güldürmekten, eğlendirmekten daha fazlasını yapmıyorsa çalışma alanı olarak adlandırılmayı hak etmiyor. Unless if not. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Her ne kadar Amerika'da bayanların ortalama eğitim seviyesi erkeklerinkinden daha yüksek olsa da, eğitim seviyeleri daha yüksek olmasına rağmen çok ciddi anlamda düşük ücretli ya da biraz daha bayağı ikinci diye kodlayabileceğimiz önemsiz işlerde daha çok çalışmaktadırlar. Arkadaşlar, eğitim seviyesi daha yüksek ama aldıkları ücret daha düşük arkadaşlar. İşte çelişki yapısı oldu. Bir sonraki sorudayız. Açılışından bu yana 10 yıl aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen İstanbul'daki Deniz Ürünleri Müzesi, Deniz Müzesi tanıtım eksikliği sebebiyle bugün hak etmediği oranda, hak etmediği şekilde çok az bilinmeye devam ediyor. Arkadaşlar, çok az bilinmesi tanıtım eksikliği sebebiyle, sebep sonuç cümlesi. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar, if the if kuralları geçer diyerekten at beginning başlangıçta demek, geçmiş kurgusu alabiliyoruz. O zaman tip 3 olarak yorumlayabiliriz. Başlangıçta planlarını bize göstermiş olsalardı, evet tip 3'te girdik. If the kısım past perfect. Ama burada şu anda diyor, o zaman tip 3'te girdik. 30 şu anda diyoruz. Kapanışı temel cümle arkadaşlar 2 ile yapıyoruz. O zaman 32 olacak. Bu sorunlar bizi şu anda üzüyor olmaz. Arkadaşlar, if'li kısım tip 3'ten, geçmişten bahsettiği için, temel cümlede tip 2'den, şu andan bahsettiği için 32'den bir doğru cevap. If kurallarında 32 ve 23'ten bahsetmiştik, hatırlayalım. Bir sonraki sorumuz. Çok sayıda fiziksel antropolog, yani insanlık tarihi bilimi uzmanı, evet, çok sayıda fiziksel antropoloji uzmanı modern insanların yaklaşık 40 bin ila 100 bin yıl öncesinde Homo sapiens'ın ortaya çıkışından bu yana modern insanların var olduğunu düşünüyor, bunu kabul ediyor. Arkadaşlar, çok sayıda fiziksel antropoloji uzmanı genel bilgi, simple present ya da present perfect olur ilk kısım arkadaşlar. Diğer tarafta da 40 bin ila 100 bin öncesinden bu yana kadar sinsi kısım simple past. Diğer tarafta present perfect arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar, askeri liderlerin askerlerin üzerindeki stresin askeri operasyonların başarısında çok derin, ciddi bir etkisinin olabileceğini fark etmeye başlamaları 17. yüzyıla kadar olmadı. Yani 17. yüzyılda askeri liderler
Asker üzerindeki stresi, askeri faaliyet üzerinde çok ciddi bir etkisinin olabileceğini fark ettiler. 17. yüzyılda bunu anladılar. Arkadaşlar 17. yüzyıla kadar derken geçmiş odaklı olduğu için pas, yalnız olmak anlamında hep bindiğiyle daha çok vazgeçer tercihleri, unutmayalım bunu. Peki askerli üzerindeki stresin arkadaşlar askeri faaliyetin başarı üzerine bir etkisinin olabilmesi, burayı da pas odaklı olarak düşündüğümüzde doğru cevap C arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. James R. Fine şaşırtıcı sonuçlarını yayınladığından bu yana psikologlar ve eğitimciler insanların gerçekten daha zeki olmaya başlayıp başlamadıklarını anlamak için çaba sarf ediyor. Arkadaşlar sinsi kısım simple past, diğer tarafta present perfect. Bir sonraki sorumuz. Araştırma kanıtları şunu gösteriyor. Nedir? Oyunlarında kızlar daha çok en odaklı interest, ilgi demek, alaka demek arkadaşlar. En merkezli şeylere daha çok ilgi duyuyorlar. Bunları tercih ediyorlar. Oysa ki erkekler daha yaramaz, daha tehlikeli konulara ya da olaylara yönelme eğilimdeler. Arkadaşlar kızlar erkekler olayını gördüğünüz zaman ve bir kısım daha ev odaklıyken biraz daha böyle tehlikesi diye düşünebildiğimiz, diğer tarafta yaramaz ve tehlikeli noktasının zıtlığı da buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bizim örneğimizde kızlar çalışkan iken erkekler tembeldir. Kızlar erkekler olayı burada söz konusu. Çelişkin acı zıtlık anlamında mal biraz doğru cevap arkadaşlar. Bu bölümün son sorusu. Fransa'da şarap yapımı Roma öncesi zamanlara kadar tarih olarak uzansa da uzanmasına rağmen bu uygulamayı yayan aslında Romalılardı. Roma öncesi zamanlara kadar uzansa da uzanmasına rağmen bu uygulamayı yaygın hale getiren Romalılardı. Bir vurgu yapısı arkadaşlar çelişkin öğreti. Romalardan önce de şarap yapımı vardı ama bunu yaygın hale getiren Romalarda, Türkçesine zaten bir ama diyoruz. Boşluk sebep kısmında olduğu zaman çeliş cümlelerine B bilen oldu doğru cevap.